Balagemi hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere söz verdiğim gibi 5K abone için özel bir vlog çekeceğim arkadaşlar. Evet, bildiğiniz üzere 5K olduk. Bundan daha önce de 5K olmuştuk ama bu 5K'nın sebebi birinin bize bot atmasıydı arkadaşlar ve bunu iptal ettik. Bir daha attı, bir daha iptal ettik. Şu an bir sıkıntımız yok. Paşalar gibi 10 numara 5 yıldız 5K abone olduk. Yani 5000. Şimdi size söz verdiğim gibi arkadaşlar size bir oda vlogu çekeceğim. Ekipmanlarımı da tanıtacağım. Yaşadığım o koalanın yaşadığı ağacı siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi güzelce giriş yapalım. Odadan başlıyoruz. Odanın kapısından girelim ve içeride neler var onu görelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere ev benim 1+1 ve bu 1+1 evde nerede yaşıyorum, nasıl yaşıyorum hemen size buradan girişten göstereyim. Şu solda gördüğünüz benim koltuğum, benim böyle kanepem diyeyim. Karşıda gördüğünüz de İbo abinizin kanepesi. İbo abiniz bana taşındıktan sonra bunu da kendisi getirdi. Hani ikisinin de renkleri böyle egzantrik olduğu için hemen göstereyim. Benimki biraz daha renklidir. Çok renkli bir kişiliğim var çünkü. Hemen renkleri farklı olduğu için hemen üzerine iki tane örtü salladık ki böyle aptal saptal bir görüntü olmasın diye. Hemen şurada ufak minik bir sehpa var arkadaşlar. Bu sehpada da yemek de yiyoruz, çay da içiyoruz. Her şeyi de biz bu sehpada yapıyoruz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi sehpada yaptığımızın da görüntüsü var. Burada işte bardan çaldığımız bira attığı olsun, işte bazı çay attıkları. Şöyle inceden göstereyim. Chevoera, işte kar olsun bazı şeyler. En çok sevdiklerimizden bir tanesi. Şu bir arkadaşımız Barcelona'ya gittiğinde getirmişti. O var. Şurada benim favorilerimden bir tanesi var. Penguenimiz. Bir de Sanso Anarşi şeklinde bulabiliriz. Evet, şurada bir de kumandamız var. Bu kumanda ne işe yarıyor? Bu kumanda şuna yarıyor arkadaşlar. Bu bir televizyon. Bu da İbo abimizin bir televizyonu. Duvara astık. Askalı biraz yukarıda kaldı. İdare edeceğiz artık onu, yapacak bir şey. Oturunca çok fazla belli olmuyor. Burada genellikle işte dizi, böyle televizyon falan kanalları açılmaz arkadaşlar bizde. Genelde diziler açılır. Bu dizileri açarız. Takır tukur dizi izleriz arkadaşlar. Bildiğiniz evin mutfağı burada arkadaşlar. Bildiğiniz mutfakla iç içeyiz. O da oturduğumuz yer. Çünkü ev 1+1. İçeride böyle küçücük yerler var. İşte çaydanlığımız var. Çaydanlık bize çay kesmediği için iki tane var. Bir çamaşır makinesi var. İşte dolaplar var. Burada bu üstte yatları fazla, çok fazlaydı bu. İşte çaydanlık bize yetmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde 120 tane küçük çaydan, bu ince belli bardaklardan çıkıyor ama o da bizi kesmediği için hemen üstüne bir tane daha ekledik. Genellikle üstünde ben bu bitki çaylarından yapıyorum. Alta normal çay yapıyorum. Canım sıkıldıkça ikisinden de içebiliyorum. İşte buraya geliyorsunuz. Burada fırın var. Mini bir fırın var. Şurada bir ekmek yapma makinemiz var. Mangal setimiz var. İşte şurada bir kahve mavi falan var. İşte bu benim standart dolabım. Artık bunu görüyorsunuz. Üzerinde işte bir şeylerim falan var. Burada bir gördüğünüz gibi tahta var. Şimdi diyorlar ki, "Aa, bu tahta ne?" Bu tahta şu arkadaşlar. İşte maç zamanları özellikle beni kurtaran, yani üzerinde hemen şöyle sizinle beraber de yapayım. İşte ufak bir sağ çizdiğim, şöyle mesela inceden bir çizgi oluşturuyorum. Hemen bir kale, 6 pas ve bir ceza sahası şöyle çiziyorum. Bir de orta saha çiziyorum. Hadi utanmayayım, bir de orta saha çizeyim size. Şöyle güzel bir orta saha falan çiziyorum böyle. Yana taktik tak falan yapıyorum. Hani ondan sonra diyorlar ki, "Abi o tahta ne ya, okulda mısın sen?" Hayır kardeşim, okulda değilim. Gördüğün gibi ben bu tahtaya bir şeyler yazıyorum. Ve bu tahta üzerinde taktik yapıyorum. Şöyle bir köşemiz var. Uzun büyük pencerelerimiz var. O tarafa çok fazla takılmıyorum çünkü çok sıcak oluyor. İşte yer minderlerimiz, işte bir adet nargile, işte yazın beni kurtaran vantilatör, bir tane açılır kapanır sandalyemiz var. İşte internet için işte iki bilgisayar, işte şurada laptop falan. Bozuk ama işte idare ediyor biraz. Bunları yapalım. Evet, şu ortada da bir kolon var. Dikkat ettiyseniz bakın, şurada bir kolon var.
Bu kolon benim canım. Evin içinde abi. Bunu içine almazsanız sıkıntı yaşarsınız. Evet, sürekli yaşadığım mekan şurası. Bildiğiniz gibi şu kısımda yaşıyorum arkadaşlar sürekli. Aslında böyle çok fazla bir yer hareket etmiyorum. Şurada da ufak bir madalyam var arkadaşlar. Benim mini minikler futbol turnuvasında kazandığımızda verilen madalyalardan onu da oraya astık. Şimdi gelelim işin en civcivli kısmına. Bu bir koltuk. Ben bu koltuğun kollarını kırdım. Şimdi ben bu koltuğun kollarını canlı yayında kırmıştım hatta hatırlıyorsanız. Ben de şöyle ufak bir iki malzemeyi birleştirerek hemen kendime bir koltuk kolluğu yaptım ve bayağı aylardır da bunu kullanabiliyorum. Bu da benim sırtımı koruyor işte. Sağ olsun çok minnak bir şey. Hoşumuza gidiyor. Şimdi gelelim abi oturalım. Mis gibi koltuğumuza. Evet, karşınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ekipmanlar. IKEA'dan bir adet yani bir IKEA lambası ama IKEA'dan almadım tabi. Lamba ve içine alüminyum folyo doldurdum ki yani daha fazla ışığı yaysın. Size daha rahat, daha güzel bir görüntü vereyim. Şuradan bir adet BM800 mikrofon ve mikrofon ayaklığımız var. Bu BM800'den memnun musunuz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bazı adamlara evet memnunuz diyorlar. Evet ben de memnunum. Ses tonu kalitesi mükemmel olmasa da yani diğer kullandığım mikrofonlardan çok çok daha iyi. İşte diğer hemen şuradan ekipmanı çıkartayım. Eğer bu mikrofon ve eski mikrofonların arasındaki farkı istiyorsanız eski videoları izleyerek bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şurada bizim bir tane şeyimiz var, kulaklığımız var. Bu da kırılıp takılabiliyor. İşte bunu da canlı yayında kırmıştık. Sonra bunu da toparladık arkadaşlar. Bu gördüğünüz kulaklık Plantronics 500 HD. Güzel 7+1 bir kulaklık. Yalnız bunun 7+1'ini kullanabilmeniz için mutlaka kendi ses kartıyla kullanmanız gerekiyor şurada üzerinde. İşte düğmesi var, ışığı yanıp sönüyor. Eğer ki bunu ben onunla kullanmak istemiyorum diyorsanız şurada bir adet işte çıkma jack şeklinde haline dönüşüyor. Yalnız kısa bu. Bunu mutlaka uzatmanız gerekiyor ve stereo mono değil arkadaşlar. Bu trio yani üçlü bu. Şu odaklasa bir de. Odakla. Yok bunu odaklamayacak. Üç çizgili arkadaşlar. O yüzden bu üç çizgiyi mutlaka denk getirmeniz gerekiyor. Yani eğer bulamazsanız da bu ayrı aparatlar falan var işte ayrı açılı falan onlardan yapabilirsiniz. Şimdi ben şurada dandik bir kameram var arkadaşlar. Logitech'in C270 kamerası bu. Dandik ama sizin gördüğünüz boyut çok fazla boyutu büyütmezsek şayet o fena görüntü vermiyor. Bir adet burada mouse'umuz var. Bu mouse R8 Ghost. Güzel bir mouse aslında. Bloody'nin işte çeşitli ayarları falan var. İşte DPS ayarlayabiliyorsun buradan. İşte arttırıp azaltmak. Ya da şuradaki ışığını değiştirebiliyorsun. Bu ışığa göre de sistem belirleyebiliyorsunuz yazılımla beraber. Açıkçası güzel ve mouse. Klavye dandik GXT280 Trust'ım. Ama çok sevdiğim ışıklı güzel bir klavye. Işığını falan da şuradan değiştirebiliyoruz ama kırmızı, yeşil ve sarısı var. Yani de kırmızı ya da yeşili tercih ediyorum. Şuradan bir tane Razer ama artık böyle ölmüş yıkanması gereken bir şey var. Mousepad'imiz var arkadaşlar. Büyük XX Large boyutunda bir mousepad. Yurt dışından almıştım bunu. Oradan getirmiştim. Güzel de olmuştu, hoş da olmuştu. Eski monitörüm 900p videoları çektiğim AOC monitörümüz karşınızda. Emektar ikinci monitör haline geldi. Hemen de karşılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir adet Asus VP247 247 evet 247H. 1ms gecikmeli bayağı 1080p HD monitör arkadaşlar. Bayağı sağlam. 75 Hz'e veriyor ama 75 Hz'e sadece bazı ayarlarında çıkabiliyorsunuz. Problem olabiliyor çoğu zaman.
Burada hemen farkı görebilirsiniz arkadaşlar, özellikle hertz konusunda. Bu da tarafa tuttuğumda ekranda ufak bir kaymaları görüyorsunuz ama buraya tuttuğumda ekranda herhangi bir kayma görmüyorsunuz. Çünkü şu an 75 Hz'de çalışıyor. Ondan sonra gelelim aşağı inelim. Tamam, çünkü benim sistem aşağıda. Şu ayaklık. Hemen şurada üstümde de benim şeyler var. Antrenman CD'lerim falan var. Şimdi diyeceksiniz ki CD kaldı mı? Arkadaşlar antrenmanlar çok büyük olabiliyor. O yüzden işte CD ile falan saklamamız gerekiyor. Üstündeki toz moz değil. Takılmayın ona. Öyle bir desenimsi bir şey oldu artık orada. Tabi işte MSI'ın Bloody'nin şeyleri var. Kasa Dark Hexagon. Hexagon aslında ön taraftan güzel bir renk falan veriyor ama şu an bir çapraz renklerini, ışıklarını tam anlamıyla göremiyoruz. Zaten bilgisayar özelliklerini videonun altında koyacağım. Mutlaka görebilirsiniz. Böyle çok pis değil ama çok da toplu da değil bilgisayarım içi. Hemen aslında açabilirim. Dilerseniz şöyle inceden hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulan top sektirirken saydığımız sistem. Hemen arkadaşlar inceden açayım. Ufak bir ışık. Çok fazla değil. Şu soğutucuyu sadece değiştirmek istiyorum. i7-4790K var çünkü çok fazla yetmiyor. Yetmesi için haldır uldur çalışıyor. Hep şurada bir de bir 1060'ımız var arkadaşlar. Arkada SSD'ler, hard disk SSD var. Bir adet RAM'lerimiz yerinde. Güzel bir kasa Asus H81 Gamer'da görüyorsunuz. Anakart olarak tercih ettiğimiz güzel bir anakart. Ama bazı şeylerinden memnun değilim tabii ki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size güzel bir vlog çekmiş oldum. Şöyle güzel. Siz nerede kaldım, nerede oturdum onu görüyorsunuz en azından. Evet arkadaşlar, bir vlogun daha sonuna geldik. Nerede oturduğumu, nerede yaşadığımı, neler yaptığımı, ya ne kadar süre zarfı içerisinde burada oturuyorum bir gün içerisinde bilmiyorum. Ama günde en az 5-6 saatimi burada geçiriyorum. Tabi zehirlenmeden önce daha fazla geçiyordum ama artık biraz daha bu zamanı kıstım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte oturduğun yerin karşısında televizyon, koltuklar, moltuklar, burada her şeyi size gösterdim bu odada. Yani çünkü bu oda benim yaşam alanım. Kalkıyorum ve bu odaya geliyorum. Bu odadan dışarıya çıkmıyorum bile. Yemek yiyeceksek de bu odada yiyoruz. Oynayacaksak da bu odada, eğlendiğimizde de bu odadayız. Üzüldüğümüzde de bu odadayız arkadaşlar. 5000 abone tek tek hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen bizimle kalmaya devam edin. Size her hafta bir video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir süre bu şekilde devam edeceğiz. Her hafta bir video atacağız. Güzel bir vlog oldu. Eğer hoşunuza gittiyse, size daha güzel şeyler yapmamı istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.